Yıl 1920. Osmanlı savaşta bir masada kaybedince İstanbul müttefik kuvvetleri tarafından işgal edilmişti. Anadolu'da kurtuluş için yoksul insanlar varını yoğunu ortaya koyarken İstanbul sosyetesi müttefiklerle işbirliğini seçmiş, gününü gün ediyordu. İşte tam o günlerde Ankara İstanbul'dan bilgi akışı sağlamak için güvendiği bir albayına sosyetik bir konak oluşturması talimatını verince, o güne dek cephelerde askerlerin yaralarını saran hemşire Perizat, bir anda Mısırlı Şeytan İbrahim Paşa'nın 7. göbek torunu Deli Saraylı Perizat oluvermişti. Lakabı deli olan benim. Ne oluyor? Deli damarımı attırmayın benim. Dinleyin şimdi beni. Biz bu evde vazifemizi yerine getirebilmek için aile gibi olmak mecburiyetindeyiz. Üstelik kalabalık bir ailenin içinde bulmuştu kendini. Bu insanlardan kimi annesi, kimi kızı, kimi de evin uşağı olarak görev yapıyordu. Oğullarım Ayyar, Emir Zahir, kızlarım Dilruba, Hüma. Birbirlerini yeni tanımaya çalışan koca bir aileydiler artık. Ve onları bir araya getiren tek şey vardı. Vatan sevgisi. Nefes alıyorsak umut var demektir. Aman aman! Ne anam anam diye bağıracaktın herhalde. Ama nereden bileyim, benim hiç annem olmadı ki o yüzden. Evladım ne bağırıp duruyorsun ya? Ben savaşta gördüklerimi görseydin buna sivrisinek ısırır derdin sen. Al bakayım iç şunu. Çok kan kaybettin. Aşırı üstleme yaptırdım. Kan yapar. Ne bu? Ne demişti? Harnup pekmeziyle keten tohumu karışım. Beğendin mi? Evet. Güzelmiş. Bak ne buldum. Nerede bakayım? Yine bir şişe içki buldun galiba. Ya o zaten vardı Ferazat Hanım'la, bunu buldum. Neymiş o? İşte ben de sana onu soruyorum. Ferazat Hanım'la ne bu? Ver bakayım. Ben anlarım. Anlar başı. Biz de cahil cüella başı. Evet. Neymiş? Tam olarak anlayamadım. Tam olarak anlayamadığınızda bu kadar hımlarsanız, anlarsanız hımım olursunuz vallahi. Bir harita belli. Harita olduğunu ben de biliyorum. Nerenin haritası onu anlamaya çalışıyorum. Bir plan haritası olabilir. Olabilir. Gibi de. Olmayabilir gibi de. Sen bunu nereden buldun? Ağırda, atların ağırında. Samanlar için böyle yer ayırırken, duvarı kazarken ağırda buldum. Belki de atların ağırdan kaçış planı olabilir. Bana bak, yarına tuz basarım sabah kadar kişilersin at gibi. Hopsustu. Bu yakın dönem işi değil. Bas, kapıya bak. Bak, biz şunu örtelim. Yabancı biri olabilir. Siz de böyle temizlik tamam, yapıyor tamam. Mu yapın, bir şey yap. Ay tamam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Reşat Bey. Doğrusunu söylemek gerekirse pek hoş geldim sayılmaz arkadaşlar. Ayrola. Bütün mühimmat depolarımız ninlenmiş durumda. Ruslardan aldığımız bütün silahlar orada. Ya evet, zaten beni de endişelendiren o. Depoları mühimlediklerine göre basmaları eli kulağındadır. Bana göre ufak çaplı bir istihbarat yapıyorlardır. Depoların basılması mühim değil. Siz de iyi biliyorsunuz ki Anadolu'nun bir tek kurşuna dahi ihtiyacı varken silahları düşmana kaptırmamamız lazım. Ne yapmak lazım o zaman? Mühimmatı acele başka bir yere nakletmemiz gerekmiyor mu? Gerekiyor. Bu yüzden mühimmatı evlerde saklama kararı aldık bir süre için. Evlerde mi? Evet. Burası gayet güvenli bir yer mesela. Tamam, başka çaremiz yoksa burada saklayacağız tabii. Bugün getiririz öyleyse. Evdekilere limon örmediğini söylesem mi acaba? Olur mu canım, o zaman Emir Zahir de öğrenir. Mektubu benden saklamasının cezasını çekmesi lazım. Selam. Tanço, ne
hazırlık. Efendim? İyi insan lafın üstüne gelir diyordum. Ya yani odada başka kimse olmadığına göre kendi kendine benden mi bahsediyordun? Aslında senin William'la ilgili söylediklerini düşünüyordum. Bak Hüma, eğer William'la ilgili fazla ileriye gittiysem... Belki de sen haklıydın. Yani William da istemezdi herhalde hayata küsmemi, değil mi? Yani Hüma, yanlış anlama ama acından kendime herhangi bir fayda çıkartmak gibi bir niyetim asla olamaz. Yo yo, bu aklımın ucundan bile geçmedi yine. Sadece birazcık daha zamana ihtiyacım var sanırım. Yani bu acıyı atlatabilmek için. İnanır mısın Hüma? Ben bile daha yeni yeni atlatıyorum. Sevgili William'ın ebediyete intikamını şu konu. Senle işin bittiğinde senle intikam edeceğiz. Efendim? Diyorum ki eğer bana müsaade edersen... ...biraz düşünmek için kendimle baş başa kalmak istiyorum. Aa, tabii tabii. Anlıyorum. Ama şunu unutma Hüma. Seni her zaman dinleyecek... Acını her zaman paylaşacak bir dost. Her daim burada. Biliyorum. Zaten bununla hayata tutunuyorum bir nebze de olsa. Hüma, şu anda kendimi ne kadar bahtiyar addediyorum bir bilsen. İşin bittiğinde ne addedeceksin kendin acaba? Vay be! Tam da umudumu yitirmek üzereydim. Demek ki ilk şokun etkisinden çıkacağım da onu sevdiğimi. Aferin be Emir Zahir. Ne iyi yapmışsın Banz'ın mektubunu saklayarak. Biz Reşat Bey'e tamam dedik ama yani biz onca silahı nerede saklayacağız? Çok doğru. Yani müştemilata koyabiliriz belki ama riskli olur. Diyorum ki evde odalara parça parça koysak. Mallebri sanırım olur mu? Şimdi bu valinin, çatlak valinin sağ solu belli olmaz. Bakarsınız Perizat Hanım'ın odasına giriverir çat kapı. Niye çat kapı vali benim odama giriyor acaba? Canım farz-ı mahal dedim. Canım farz-ı mahalde olsa ben o çatlak valiyi niye odama alayım, almam ki. Canım siz almazsınız da kendisi çat kapı girerse dedim. Benim odama girseydi sizin odanıza girsin rica etsem acaba. Takılıyorum Perizat Hanım. Size hemen celallenmeyi latife yaptım. Ah Perizatçım. Baban rahmetli Leylek Muzaffer de ne kadar latif işini asla hatırlıyor musun? Lebriz anneciğim. Hani Leylek Muzaffer diye biri yoktu. Konuşmuştuk, unuttunuz mu? Aa, ya sahi yoktu. Ama keşke olsaydı. Neyse, şaka bir yana bu silahları odalara saklamak tehlikeli olur. Başka bir çare düşünmeliyiz. Vali geliyor. Evet işte öyle, adam biraz çat kapı çıkıyor geliyor yok canım. Yani. Vali geliyor dedim, şimdi burada. Ah! Ay ah! Ay! Malady. Bay Vali. My kind, my lady. My evladım. Biz de Hüseyin Efendi ile beraber oturduk bu konağın işleriyle ilgili böyle bir tartışma yapıyorduk. Yani bakın bir şey söyleyeceğim Hüseyin Efendi. O iş öyle olacak, öbür işte öbür türlü olacak. Yani aylaklık istemiyorum. Hüseyin Efendi aylaklık yok. Tamam mı? Anladın mı evlat? Benim müstakbel eşimi üzersen ben de seni üzerim. Anladın mı? Can için... Bak, aylak uçak. Biz içeriye geçelim. Sayın Ali. Biz içeriye geçelim. Maledi. Maledi. Gel. Gel.
Evet, sen şimdi niye geldin buraya? Gel demek istiyorum ki ne güzel bir sürpriz yaptın. Neye borçluyuz bu sürprizi? İşte öyle geçiyordum. Uğrayayım dediğim. Nasıl olsa kısa süre sonra zaten sözlüm olacaksın değil mi? Tabii. Birkaç dakika önce annemle bu meseleyi konuşuyorduk. Hangi meseleyi? İşte bu söz evlilik meselesini. Şimdi diyelim ki biz evlendik. Diyelim. Tamam, evlendik ama yani... Vazife icabı, başka bir ülkeye yolladılar sizi. O zaman ben kendi ülkemden başka bir yerde yaşayamam. O zaman ben de burada kalırım. Hayır, de tayin çıkınca ne olacak? Yok, merak etme. Benim tayinimle ilgili kararı sadece savaş bakanı Sir Lord Henry alabilir. O da böyle bir şey yapmaz. Ay Sir Henry'sin. Ya ama işte bizim de örf adetlerimiz de sizinkine hiç uymuyor. Sen hiç merak etme Parizat. Ben sizin kültürünüze ait her şeyi öğrenirim. Yeter ki sen benimle dünya evine gir. Öğrenmeye Osmanlı tokadından başlayacaksın bu gidiş. Osmanlı böyle kahvesi ya da viski demiş. Viski içer misiniz diyor. Evet, sağ ol evlat. Ferizat Hanım, şimdi aklıma geldi. Her an terziniz gelebilir. Terzi Reşat. Sabah uğramıştı ya. Öğleden sonra da uğrarım dedi. Ölçü alacağım dedi. Benim terzim gelecek. Söz elbisesinin ölçülerini almak için. Fantastik. Ben de yardım ederim ölçünü almana sıra. Ben senin ölçünü alacağım ya, dur bakalım. Evet. Yani şimdi şöyle bir şey var. Söz elbisesinin ölçüleri alınırken damat adayının orada olması bir uğursuzluk getirir. Peki biz ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Mümkünse İngiltere'ye kadar. Pekala. My lady, my kind, my lady, my uşak. My vali. Ya sen de çok tembelsin Hüsnü. Çalış, tembel. Şapka. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tabii. Hadi. Sen tembelmiş. Ferizat Hanım, bakın aklıma ne geldi. Şu valiyi bizim Kiraz'la evlendirsek ha. Emin olun çok iyi anlaşırlar. O zaman beni kim alacak? Tamam, size de bir talip bulunur elbet. Öyle mi dersiniz? Yani vali gibi general rütbesinde olmayabilir ama. Ama koskoca Mısır hedefinin torunu da öyle general rütbesinden daha aşağıda birininle evlenemez. Evet. İşte böyle bayvan. Bir daha şey yapıyoruz. Geliyoruz be. Evet. Yok. Ya biri görür, yanlış anlarsa cizar. Sen de erkek, ben de erkek. Merak etmeyin sayın valim. Kimse yanlış anlamaz. Türkler yanlış anlamaz. Çünkü Türkler böyle kucaklaşır. Peki neyse. Sadece kucaklaşır mı? Yani arada samimiyet varsa öpüşülür. Oh my God. Öpüşmek. Erkek erkeğe. Ben Turner'ı biraz konservatif sanırım. Yanlış anladınız sayın valim. Yani yanaktan. Yanaktan tabii ki olabilir. For example, uygulamalı göster bana bakalım. Tamam, göstereyim sayın valim. Şimdi sarılacağız böyle, karşılaştık böyle değil mi? Böyle... Edward'cığım! Sonra... Bir daha yapalım sayın valim. Edward! Cesar! Edward, yine mi sen? Yok, olmuyor. Bak, sen... Yanarız sağcı bir. Tamam canım sayın valim. Siz de yalnız öbür tarafa çevirin. Tamam, şimdi gelelim. Edward. Cesar. Edward'cığım. Bir de buradan. İşte bak oldu. Böyle şeyler daha önce organize etmek lazım değil mi? Kimin sol yana, kimin sağ yana öpeceğini. Haklısınız tabii sayın valim ama hani biz de genelde sağdan öpüşülür. Ama sizde yani İngilizler hani seyir sefer soldan gidiyor ya. Belki o bakımdan uyuşamadık. Getir onu da şuraya koyun. Kumandanım. Ha? Bunların üzerini çuvalla örteceğiz. İyi tamam da bunlar hep burada mı duracak?
Yani bence çok riskli bu. Evet. Bak orada ocak var, çatapat. Oradan bir ateş sıçrar. Hepimiz şehit oluruz. Bum. Ya oğlum şu mağazalığı bırak. Tamam şehitlik en yüksek mertebe ama şu anda bizim canlı olmamıza ihtiyaç var. Evet. Ağır saklasak Celal'ım orası daha tekin sayılmaz mı? Konağın her tarafı aynı. Bizim konak dışında bir yer bulmamız lazım. Tamam o zaman ben onu buldum. Haritaya bakalım. Belki oradan bir yer gelir aklımıza. Ya evlen biz bunun daha ne haritası olduğunu bile anlayamadık. Kimdir nerenin haritası bu? Olur mu kim bulur nerenin haritası? Canan oğlum bu konağın bu civarın haritasıdır. Aa, zaten bu bizim konak değil mi? Ha? Aa bu da Cezar Paşa'nın konağı değil mi? O zaman biz mühimmatı buraya gömüyoruz. Evet tamam tamam bu sarılıp öpüşmeyi öğrendik artık. Arada bir kasa olursa ne yapalım yani. Güzel. Şimdi sen bana söyle başka neler var bu Osmanlı gelenekleri? Aslında epey şey var generalim. Mesela tuvalete hangi ayakla girilir? Yani taharet hangi elle alınır? Aman efendim helaya melaya ne yapacağım be adam? Ben Perizat Sultan'la helaya mı gideceğim? Hayır sayın valim yani siz öyle birden sorunca böyle öyle birden şey ettim ben. Cezar'cığım bak sen bana böyle dolaşırken, gezerken neler yapabilirim onu söyle. Anladım sayın valim. Bakın sayın valim bir kere biz de yani Türk erkekleri hanımlarıyla yani zevceleriyle öyle yan yana yürümezler. Oh. Nasıl yaparlar yani for example uygulayarak göster. Tamam buyurun sayın valim. Yürüyeyim. Buyurun siz yürüyün. Yürüyorum. Hanımlar da genellikle 3-4 adım gerisinden gelir. O neçenmiş erkekler yürürken ceplerinden bir şeyler mi döküyor? Kadınlar da onları topluyor falan mı? Pek öyle sayılmaz sayın valim. Yani bir nevi protokol. Böyle mi? Oluyor mu? Oluyor sayın valim. Mükemmel oluyor. Mükemmel. Ya kalmıyor. Cezar sen erkek gibi yürüyorsun. Ben havama giremiyorum. Biraz kadın gibi kıvır. Bak kalçaları left right. Hadi. Left right. Hadi kıvır kıvır. İnallah ben arkanda cilveli kadın severim. Cezar kıvır. Öyle mi? Come in. Hadi kıvır kıvır. Ladies. Soy. Get on. Bu tradisyon, bu gelenekleriniz benim çok hoşuma gitti. Çok enteresan. Ben çok sevdim. Sayın valim, müsaade ederseniz benim saraya gitmem gerekiyor. Devletli padişahımızla biraz işlerim var. Tamam Cezar, bir tur daha atalım. Ama... Ben çok sevdim Cezar. Hadi bir tur daha atalım. Ondan sonra gidersin. Duraya. Right. Kıvır. Kıvır Cezar, kıvır. Kıvırıyorum. Kıvır, kıvır Cezar, kıvır, kıvır. Left, right, left, right, left, right. Right, right, come here, Cesar, come here. Emir Zahir. Hüma. Ne oldu, şaşırdın mı? Yok canım, yani sen hani odamda yalnız kalmak istiyorum deyince ondan. Yani öyleydi aslında ama insanın kumal gibi öyle düşünmesinde faydası olmuyor. Bazen yaslanıp ağlayacağı bir omuz arıyor. Allah'tan omzumu yanımda getirmişim. Efendim? Yani diyorum ki çok haklısın. Yalnızlık insanın kurdudur derler. Öyle tabii. Bir şey soracağım. Sor. Ben başımı omzuna yaslamak istesem rahatsız olur musun? Ben mi? Katiyen. Yani eğer sen daha iyi hissedeceksen neden olmasın? Aha, William ne kadar iyi bir insandı değil mi? Ya evet çok iyi bir insandı rahmetli. Yani tahmin edeceğin nedenlerden dolayı aramız pek iyi değildi ama... Aslına bakacak olursan ben de çok severdim rahmetliyi. Hakikaten mi? Hakikaten. En çok hangi yönünü severdin peki? Hangi yönünü? En çok... Yani... insanlığı bir yana... Mert bir insandı rahmetli. Öyleydi. Yakışıklıydı da. Yakışıklıydı Allah için. Ama göçüp gitti bu dünyadan. Ya... Yani... Maalesef. Ama ne yaparsın?
Mukadderat. Hepimizin gideceği yer aynı. Öyle ama onunki biraz erken oldu. Allah'tan. Yani emir Allah'tan. Yani gömüp de saklayalım diyorsunuz. Yanlış duymadıysam değil mi? Mühimmatı en iyi saklama şekli gömerek saklamadır. Yani misal isterseniz Osman Hamdi Bey. 2000 yıllık İskender Lahdi'ni, daha birçok eski medeniyet eserlerini hep topraktan çıkarıyor. Yani toprak altına gömmek en garantili iştir. Askeri bilgim, cephaneyi düşmana kabak gibi göstermeden saklamak gerekir der. Valla kabak gibi gösterip göstermemek sizin elinizde. Ben de bunca yıldır savaşın içinde bir insan olarak derim ki en iyi saklama yeri burnunun dibidir. Kumandanım. Hı? Feyrizat anne doğru söylüyor. Bakın ben hırsızlık tecrübelerime güvenerek diyorum ki hırsızlar köşe bucak ararlar hep. Yani en yakına bakmak aklımıza gelmez bizim. Ayar bunu sen söylüyorsan eğer düşünmek lazım. Gece kala gömeriz. İyi de Cezar Paşa görürse ne diyeceğiz? Define diyeceğiz. Define mi? Define. E nerede define derse? Nani muharite yalan söyledi diyeceğiz. Her kazdığın yerde mutlaka define bulacağım diye bir şey var mı? E değil tabii. O halde? Ne? Planı mı söylüyorsun? Fena değil gibi. Bazen ne düşünüyorum biliyor musun Emir Zahir? Ne düşünüyorsun Emel? Böyle bir anda dilim böyle köşeye dönüp pat diye gelecekmiş gibi geliyor. Ya. Ya. Ama olmaz tabii. Yani mümkün değil bu. Olmaz. Mümkün değil. Giden bir daha geri gelmiyor. Ölenle ölünmez. Hayat devam ediyor. Maalesef. Tabii böyle bir durumda da insanın yapması gereken şey herhalde sevdiğinin hatıralarını kalbine gömüp hayatına devam etmesi değil mi? Kesinlikle. Yani evet. Şöyle bir düşününce haklısın. Fark etmez. Ben o vakte kadar çoktan gitmiş olacağım zaten. Ne? Yok bir şey Kiraz. Hanımım sizin canınız mı sıkın? Yoksa küçük beyler bir haylazlık mı yaptı? Yoksa boşanma bir şey dedi ha? Yok bir şey Kiraz ben iyiyim. Yok yüzünüz betiniz atmış da ondan değil. Kiraz yok bir şey dedim. Tamam hanımım ben şunu asıvereyim de gideyim. Beni ararsanız şuracı sayayım hani. Çok merak ettim. Neymiş bu müjdeli haber? Söyleyeceğim efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk buyurun, efendim. Buyurun. Geç yavrum. Geç. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Yani meraklandırmayın beni zaten. Hani neymiş bu müjdeli haber? Yoksa kuvacılar direnişten vazgeçti de benim haberim mi yok? Nerede efendim nerede? İnşallah o günlerde yakındır. Yakındır. Çok yakındır. Yani benim gibi bir komutan vazifedeyken yani göz açamayacaklarını anlayıp pes etmek üzeredirler. Değil mi? Değil mi? Efendim neyse şimdi bizim müjdeli haberimiz şu. Biz bir... define haritası bulduk. Define haritası mı? Evet define haritası bulduk. Bu haritaya göre de o define sizin evde. Bizim evde.
Ne? Bizim evde. Nerede? Nerede hanım? Hani? Tam olarak yanı başınızda. Bizim bahçede. Yavrule bahçede. Bizim bahçede. Allah! Evet, şimdi şöyle bir şey oldu. Bizim at ahırlarında biz bir harita bulduk. Haritada sizin bahçede bir yer işaretlenmiş. Yani orada küp küp altınlar var. Küp küp altın mı? Küp küp altın. Yaşasın. Evladım. Yavrum. Mazur görün. Yani ben böyle altınları çıkarıp hani fakir fukaraya dağıtırken yani onu düşündüm de heyecan yaptım kendim. Mazur görün beni. Yoksa beni bilirsiniz. Ben öyle bir insan değilim. Değil mi Olga? Yani benim parada pulda zerre kadar gözüm yoktur. Tabii efendim, bilmez miyim? Yalnız şöyle bir durum var şimdi. Harita bizim tarafta bulunduğu için bu altınlar da yarı yarıya yapılacak. Öyle mi? Tabii. Nasıl isterseniz. Çok şükür bizim de ihtiyacımız yok altınlara ama biz de bir hayır yaparız diye düşündük. Peki acaba bu hazine bizim bahçenin tam olarak neresinde? Bilmiyorum. Yani onu çıkıp bahçede tespit edelim. O zaman çıkalım. Tamam çıkalım. Tamam. Aa. Ne oldu evlat? Çok kötü, şu anda ilginç bir biçimde çok enteresan bir sızım sızlakmak geldi. Ah bu çocuk. O zaman sen gelme istersen bahçeye, istirahat et ha. Olga ablanla beraber burada kalırsın ha. Oyalanırsınız. Ha? Olmaz mı? Olga ablanı üzme ama. Tamam mı? Usta usta otur. Evet. Ferizat Hanım, şimdi yani haritanın bu bahçeyi işaret ettiğinden emin misiniz? Tabii, buyurun. Sizin bahçe, ağaç, ağaç, İşte o ağaç. Bu ağaç mı? Ferizat Hanım, yani haritada akasya ağacı diyor. Bende bir tane akasya ağacı var, o da ön tarafta. Yani ön bahçede, ön tarafta herhalde hazine. Ön bahçe olmaz. Yani bu ağaç, bence bu ağaç. Ferizat Hanım. Bu ağaç akasya ağacı değil, bu ağaç bu ne ha, bu ceviz. Aşı yapmışlardı. Aşı? Evet, aşı yapmışlardı. Bu ta ne zamanın haritası bu Cesar Bey? Ya o zaman ben muhafızlara haber vereyim, hemen kazmaya başlayalım. Muhafızlar olur mu Cesar Bey, rica ediyorum. Neden olmuyor? Küp küp altınları görünce alıp götürecekler. Haklısınız. Yaparlar. Peki ne yapacağız Ferizat Hanım? Yani biz ikimiz mi kazacağız? Yok. Bizim çocuklar kazacak. Çocuk. Harika bir fikir. Peki ama nereyi kazacağız tam olarak acaba? İşte nereyi kazacağız? Çünkü böyle koca sandık. Evet. Yani arşın, 5 arşın falan ağaçtan bu yana gitmek lazım. Böyle mi bu taraf? Böyle. 5 arşın. Peki, 2. Evet. 3. Demek ki bizim bahçede hazine varmış. Ya. Evet. Ama benim en değerli hazinem sensin. Ne yapıyorsun Uyar? Ama çok canım acıyor. Çok acıyor mu? Evet, çok acıyor. Tam olarak neresi sızlıyor? Tam burası. Ama Cezar seni ayağına vurmuştu. Evet, ayağımdan vurmuştu ama sen de kalbimden vurmuştun. Böyle şeyler söyleme çocuk. Bak çocuk dedim, ayağımda sızlamaya başladı. Ya. Belki öpsen geçebilir. Ayağında mı? Yok. Basınç yaptığı için ayağımda bu alçılardan dolayı basınç oluşuyor. Oradan da böyle fırtı böyle burası sızlıyor. Buralar sızlamaya başladı. Yanağına mı? Ama öpüyorsun da geçebiliyor. Geçti mi? Oradan böyle damarlar vasıtasıyla bu tarafa geçti. Şimdi? Şimdi de tuhaf bir biçimde, anlaşılamaz bir biçimde oradan böyle buraya mi geldi. Eşi
için dükkan dolaşımı normale dönmüştür herhalde. Kan dolaşımım şu anda hiç normal değil. Nerelerde dolaştığını anlatsam bizi mahvederler. Şişt, Cizar her an girebilir. Gelsin. Ben senin için ölümü göze alırım ki. Ama sen ölürsün, ben çok üzülürüm. Gerçekten mi? Vallahi de. Ankaralı. Ya kimle diyorum ben Ankaralı? Gel böyle. Gel alışsın tabii rakılı yanlara. Beğenmezsin benim verdiğim yanları şimdi. Kolay gelsin aramacı. Allah. Ha? Sağ ol Kiraz Hanım. Ha. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptın? Şaşırdım vallahi. Yani ne bileyim sen mutfaktan buralara gelir miydin? Hele mutfakta yemek yapayım da ekmek kırıntılarını kuşlara getireyim dedim. Yerler belki. Canım benim şuna bak. Yerler. Ha. Senin alından zehir bul olsa yerler. Canım neden zehir yesinler? Yazık değil mi hayvancıklara? Ha vallahi ben ne dedim bilmiyorum ki. Seni görünce akıl kalmıyor bende. Aman aşçı Rüstem Efendi de aynı şey değil. Siz ikiniz didişip duruyorsunuz ama ikiz gibisiniz maşallah. Ya ne ikiz olacağım aşçı Rüstem'le be? Sanki dünyada ikiz olacak adam kalmaz. Boş ver sen onu. Hele onu boş vereyim de neyi boş vermeyeyim dedi anlayık. Beni mesela beni asla boş verme. Yani Kiraz. He. Çok ciddiyim. Ne diyeyim anlamayayım. Söyle de anlayık. Gel. Hele gelemem temizlik yapayım ben. Otur. Kiraz. Arabacı. Kiraz. Ne? Dinlemeyin bak. Ay canım. Ben onunla evlenir misin? Oh. Gerçek. Sen de mi benimle evlenmek istiyorsun? Sen de mi? He. Demin aşırı üstten efendi de evlenme teklif etti. Kabul etmeyeseydin sakın. Yok etmedim. Hütbedenek evlenir mi öyle? Düşüneyim yani dedim. Ya düşünme de. Yani kabul ediyor benim teklifimi. Yüce Rabbim bizi birbirimiz için yaratmış Kiraz. He. Öyle mi? He. Karışık dolaşık bir iş düşüneceğim daha. Aman canım. Düşünecek ne var? He. İlla düşüneceğim diyorsan önce kabul et. Sonra istediğin kadar düşün Kiraz. Olmaz. Olmaz. Öyle. Maşallah Kiraz nasıl düştün bu işe? Ben evlilik çocuk oyuncağı değil. Ben ölçüp biçim karar vereceğim. Gideyim ben şimdi. Bu kalsın. Kolay gelsin arabacı. Yani. Çekilin hadi kuşuklar. Tamam. Ölçüp biçip mi? Al ulan Rüstem Usta. Kiral benim olacak. Ne laftan anlamaz adammışsın be. Ne bakıyorsun be Ankaralı? Senin için. Canım. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum da bu birdenbire leşin dolma nereden icap etti acaba? Cezar Paşa bu harita numarasını yuttu da ondan. Yani başka bir sebebi yok. Yani bir de hayat güzelliklerle dolu. Bir de Olga güzelliklerle dolu. Bir de Olga hayat dolu. Bir şey söyleyeceğim burada. Olga Hanım'a karşı bir gelsin falan yapmadın değil mi? Yok canım öyle uzaktan uzaktan aşırmıştı hani. Tamam anladım ama yani böyle haddini aşan bir şey yapma ki başımız belaya girmesin. Tamam. Oo, birileri hazineyi bizden önce tespit etmiş. Hayırlı işler, Emir Zuhur. İşte Hümayla dertleşiyorduk. İyi. Demek defol git başımdan merhalesinden başka merhalelere geçildi. Herhalde oğlum. Hümay Hanım da anladı sonunda birbirimiz için yaratıldığımızı. Maşallah. Allah muhabbetinizi arttırsın. Amin. Şayet böyle anam başını göğsüme yasladı ya da ne bileyim kulak mememi pincikledi filan tarzı 15 yaş romantizmi seni kesmez ise yeni aşamalar için sana tavsiyeler, salık
verebilirim. Senden mi tavsiye alacağım? Evet. Az önce bil bakalım Cezar Paşa'nın konağında kim beni Dudiş'ten öptü? Yok artık. Herhalde tahmin ettiğim kişi değil. Tahmin ettiğin kişi. Ne diyorsun? Evet. Yoksa Cezar Paşa seni öptü mü? Evet. Nasıl Cezar? Ne biçim konuşuyorsun sen? Ya bir de çocuk gülüşmeler falan. Seninle konuşmuyorum ben. Sen ne biçim bir insansın? Kıskançsın sen ya. Bence sen beni kıskanıyorsun. Senin münasebetin kaplumbağazıyla ilerliyor diye benim münasebetimi kıskanıyorsun. Başka bir açıklaması yok bunun. Ben seni kıskanıyorum. Ayrıca seninle yarışacak değilim. Yarışma zaten. Yarışamazsın. Sen işgal bitene kadar anca elini tutarsın. Buyurun. Bizzat anne. Hadi hadi. Ben demin dışarıda gördüğünüz manzarayı yanlış anlamanızı istemem. Benim o manzarayla ilgili yani endişem sizi dışarıdan kardeş zannedenlerin görmesi ihtimali. Yani onun için biraz daha dikkatli olun. Tabii. Lakin benim söylemek istediğim yani Emirzai ile aramızda... Emirzai ile aranızda olanlar sadece sizi ilgilendirir. Tabii korkarım biraz da Hüsrev Bey'i. Benim içinse senin odana kapanıp da yas tutmandansa dışarıya çıkıp hayatını yaşaman daha memnun edici bir durum. Ama dediğim gibi dikkat etmek şartıyla etraf bizim aile olduğumuzu bilmeli hep. Buyurun. Perizat anne, affedersiniz. Sizinle biraz konuşabilir miyim? Tabii. Tamam. Tamam, ben daha sonra o zaman. Tamam. Tamam. Oturarak konuşalım mı? Tabii ki. Perizat anne... Perizat anne, ben bu vazifeden affımı istiyorum. Devine işinden mi? Aman onunla senin ne alakan var? Biz kadınlar yapmayacağız ki bu işi. Erkek kuvvetli alın. Erkekler kalacaklar orayı. Boş ver. Hayır Perizat anne. Vazifeden derken ben bu konaktan ayrılmaya karar verdim. Bu konak. Tamamen ayrılmayayım. Hı hı. Neden? Yapamayacağım. Daha fazla dayanamayacağım. Vatan için canım feda biliyorsun. Ama aşık olduğum adamın gözlerinde başka bir kadını gördükçe her geçen gün yaşayan bir ölüye dönüyorum. Yapmamam gereken şeyleri yapıyorum, düşünmemem gereken şeyleri düşünüyorum. Gitgide uzaklaşıyorum vatan memleket ideallerinden. Ne olur anla beni. Anlıyorum. Anlıyorum, tabii anlıyorum ama elimden bir şey gelmiyor ki. Bu hususta kimsenin yapabileceği bir şey yok. Ben zaten kimseyi suçlamıyorum da. Sizinle tanışmak hayatımda başıma gelen en güzel şeydi. Ama burada daha fazla kalırsam sevdiğim insandan nefret eden hale geleceğim. Kararımı Ankara'ya iletirsiniz değil mi? İletirim. Ankara'ya iletirim de... Bir kere daha düşüneceğim diye bir söz ver. Söz tabii ki düşünürüm. Çektiğim acı yüzünden aklımın kalbime söz geçirebileceğimi hiç bakalım.
Olabildiği kadar derin açacağız. Oh, siz hiç merak yapmayın canavar. Vallahi su çıkana kadar kalarız. Şşt, Ömer, gözü geliyor. Kaldırmayın, devam edin. Kolay gelsin beyler. Ah, sağ olun. Sağ olun, eyvallah. Sağ olun, cezarmış. Ne oluyor? Var mı çıkan bir şey yani? Küp. Vallahi paşam, daha bir şey yok ama her an bir şey çıkabilir. Bak burnuma altın kokusu gelmeye başladı. Bak. Duyuyor musun kokuyu? Bak. Ne o? Ben öyle koku falan almıyorum. Define çok derine gömülür. Cezar Paşa kolay bulunmasın diye de onda. Abi. Valla açıkçası yani buradan define mefine çıkacağını sanmıyorum ama. Siz boşuna yolluyorsunuz. Yol ediyorsunuz paşam. Belki bu sefer talih kuşunun omuza konma sırası bizdedir. Evladım, çeşitli nedenlerden dolayı ben bu araziyi çok kaldırttım. Ya. Neler gömdürdünüz Cezar Paşa? Hüsrev, karıştırma orasını, karıştırma. Neyse, ben gidiyorum, siz devam edin. Yani öyle bir şey çıkacağını sanmıyorum ama altın maltın çıkarsa bana haber verirsiniz. Vermez miyiz paşam, yeter ki çıksın. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Şerefsiz. Utanmadan gömdürdüğü insanlardan bahsediyor. Canan oğlum. Ya şimdi bize denk gelirse... Saçmalama. Ya ne olacak oğlum? Allah'ın gariban rahmetlilerinden mi korkacağız? Neyse, bugünlük yeter. Akşam geliriz. Mühimmatı gizlice gömeriz. Hadi. Benim aklıma bir fikir geldi. Biz şimdi bu çukurlar kazıldı ya silahlar için. Cezır'ı da gömelim mi oraya? Çok iyi fikir değil mi? Bence çoğu hemen oylamaya sunalım. Kabul edildi. Sen şu Olga Sevda'ndan vazgeçmezsen... Cezar seni o açtığımız çukurlara gömecek, haberin olsun. Ama siz bakmayın ona. Kendi kendine gelin güvey oluyor. Kız buna çocuk muameleti yapıyor. Tabii canım, tabii. Ben kendi kendime gelin güvey olan biriyim zaten sonuçta. O da bana çocuk diyor. Olga bana çocuk diyor sonuçta. Yakında görecekler Olga'nın karnında çocuğum olunca dönecekler bakalım. Öpüşerek olmuyor Meryem. Ben sana sonra bir ara anlatırım. Kim Meryem olsa kendi başına sırarda. Çocuklar. Öyle fısır fısır konuşmayı bırakın bir önce yemeğinizi. Daha silahlar gömülecek. Aha. Hatırlar mısın Emir Zahir? Rahmetli William ne çok severdi yaprak sarnısını. Hatırlıyor muyum? Hatırlıyorum tabii. Rahmetli William, canım benim ya. Ben de tıpkı rahmetli gibi çok severim dolmayı. Sen ancak yalancı dolma seversin. Efendim? Öyle diyorum. Yani aslında ne kadar çok ortak yönünüz var değil mi? Ya değil mi? Oğlum bak, ortak yönünüz falan, yakında düğün var, seni çağırıyorum. Bir şey mi dedin? Ne çok ortak yönümüz var diyorum rahmetliyle. Ben de rahmetliyi hep kendime benzetmişimdir, nur içinde yatsın. Amin, amin. Allah sonunuzu benzetmesin, değil mi? Amin. Abicim istersen su iç. Artık cenaze mi olur, düğün mü olur? Dur bakalım. Talih. Ben kalkıyorum. Afiyet olsun. Afiyet olsun yavrum. Ben de ne yedim ya? Ben de kalkıyorum, affedersiniz. Bu horoz nereye gidiyor hemen ümanın peşinde? Endişelenmeyin, aynı çatı altındayız. Daha kaldıracak hali yok ya kızımızın. Doğru, orası da farkında mısınız? Hüma biraz düzelmiş gibi değil mi? Evet, gerçekten bana da öyle görünüyor. Evet, gerçi zaman zaman William'dan söz ediyor ama yine de gülüyor. İnanca bir ömür boyu yas tutacak bir ya kız. Nasıl olsa onun yanında acısını hafifletmeye gönüllü insanlar var. Hı? Size afiyet olsun. Ben izninizle odama çıkıyorum. Ne oldu bu kıza? Ne diyor bu? Tabii şimdi bir de bu mesele var. Hangi mesele? Anlatırım sonra.
Ay, şu silahları bir gömüp halledelim ondan sonra. Ay ayar. Bak bir rübağı yemedi, tabağı olduğu gibi duruyor. Ye onlar, al tabağı. Yemeyeceğim anne. Niye? Senin iştahın yok. Öğlen ceviz kırdım. Ceviz yedim. Onlar tıkanma oldu. Hüma. Sağ ol. Rica ederim. Benim için yemeğini yarım bırakmadın umarım. Hüma, ben senin için yemeği kürleyen bırakırım. Çok tatlısın ama böyle konuşma. Yani zaten kafam karışık. Kafam mı karışık? Hı hı. Emir Zahir. Efendim Hüma. Sana bir şey sormak istiyorum. Ama beni yanlış anlamandan korkuyorum. Katiyen anlama. Ay yok yok, yoramam. Hadi ama Hüma. Ben yabancı mıyım? Ya yanlış anlarsan? Vallahi anlamam. O zaman bu söylediğimi kimse söylemeyeceksin, tamam mı? Söylemeyeceğim. Yeminim. Vallahi. William'ın ölüsünü öpeyim ki de. Tövbe estağfurullah. William zaten ölü mü? Vallahi ben bilmem. Yeminle öpeceğiz. Allah'ım yarabbim. Peki. William'ın ölüsünü öperim ki kimseye söylemem. Soruyorum o zaman. Sor. Şimdi bir kadın var. Ama farazi olarak. Evet, farazi olarak bir kadın var. Bu kadın kısa süre önce sevdiği erkeği kaybetmiş. Ah canım. Yazık. Evet şu. Yani şey demek istiyorum. Bu sevdiğini kaybetmesinden kısa bir süre sonra yakınındaki bir erkeğe kadınca arzular beslemesi normal mi? Kadınca arzular mı? Yani misal kendini o erkekle birlikte hayal ediyorsa mesela. Vallahi mi? Yani farazi olarak. Ha, tabii tabii farazi olarak. Yani bence böyle şeyler normal. Yani sonuçta kaybettiği erkek de o kadının sevdiği bir adamla mutlu olmasını isterdir. İster değil. İster. Hı. Farazi olarak. Hakikaten öyle mi düşünüyorsun? Tüm kalbimle. O zaman sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Et Hüma. Et. O bahsettiğim farazi kadın bendim. O halde o arzuladığın erkek de? O arzuladığım erkek de Ayar. Biliyordum. Ayar mı? Tamam canım, detif ettim. Sen de. Ah Hüma, yüreğime indiriyordum. Kusura bakma. Sana karşı arzularımın yarattığı heyecanı ancak tetik ederek bastırabilirim. Aklıma. İnan bana. Ben de nice zamandır sana karşı çok kuvvetli hisler içerisinde. Ya ama burada olmaz değil mi? Hem babam görebilir herhalde. O da doğru. Benim bir fikrim var. Bu gece yarısı alt kattaki boş odaya gel. Yerim kanda da olsa geleceğim. Yani seninle olmak için artık daha fazla beklememe gözüm olmadığını düşünüyorum. Merak etme. Beklediğine hiç pişman olmayacaksın. Ama William'ın hayatıma devam etmemi isteyeceğinden ve seninle olmamı isteyeceğinden eminsin değil mi? Kesinlikle eminim. Nur içinde yatsın rahmetli. Ben gideyim şimdi. Çünkü içeriden merak edebilirler. Tamam, sen bunu al. Teşekkür ederim. Çok güzel. Biliyordum bana karşı boş olmadığını. Sunuyorlar.
kolaylaştırdık canavarım. Güzel, iyi iş oldu arkadaşlar. Çabuk şimdi üstünü kapatalım. Yani. Hani nerede köpkü paltında? Ne yapıyorsun bir gözüm? Gözüm! Ay, ne yaptın sen? Cürek yalımdan kaydırdın. Şeyim ben. Yalanırım, affedin beni. Sen biraz dikkat etmez mi canım? Gözüm toprak doldu. Tamam, ıflayayım ben gözünü, ıflayayım bana. Ay, istemez. Yeter, tamam. Tamam, geliyorum. Ne oldu, bitti mi iş? Hiçbir şey bulamadık. Harita uydurmaymış, hiçbir şey çıkmadı. Biz de çukuru kapatalım dedik. Ha, en başından söyledim ama dinletemedim ki. Neyse, artık altın umutlarınızı siz bu çukura gömün. Tamam. Bu defteri de kapatın. Kapattık bir daha zaten. Hatta ben bir dua koyayım. Ben böyle mezar gibi yer gördüğüm zaman hep böyle bir okuyasım gelir içimden böyle. Bismillah, bismillah. Allah maşallah sen bu. Ötürüm kazanmam da belasını böyle yarattım. Amin. Ya Rabbi amin. 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 Hadi iyi akşamlar. Hadi. Nasıl? Devam et. Örtün yüzünüzü. Bey'i vekaleten gönderdi, ona söyletti. Herhalde kendisi söyledi oğlum. Allah Allah. Seni arzuluyorum, artık dayanamayacağım dedi ha? Evet, ben sana söylemedim mi? O da beni seviyor. Hayret ya, bilim eniştenin daha yedisi bile çıkmadı halbuki. Oğlum bırak artık şu bilim enişte lafını ya, Allah Allah. Adam öldü gitti. Hem bu gece yaşadıklarımızdan sonra olaylar daha da hızlanacak. Bakarsın, önce işgal biter, sonra yaza düğün. Vay be, bakarsın çifte düğün yaparız. Sen Hümayla, ben de Olga'yla. Dur bakalım. Hem belki bu gece aşkımızın meyvesi de tohumlanır. Nasıl yani? Yani ben şimdi dayı mı oluyorum? Evet, oğlanın amca mı oluyorum, dayı mı oluyorum? Nasıl bir şey oluyorum? Nasıl ben sizin aşkınızın meyvesinin nesi oluyorum? Bak şöyle yaparız, eğer oğlan olursa dayı olursun, kız olursa hala olursun. Tamam, tamam. Ağlama. Hala olmam. Benden hala olmaz ki. Benden hala olsaydı amcamın bıyıklarını öperdim. Sağ ayağı yerine koyuyoruz. Right sol ayakla adım atıyoruz. Left foot. Sonra tekrar sağ ayakla adım. Right foot. Sonra sol ayağı savuruyoruz. Sol yerine koyuyoruz. Sağ geriye savuruyoruz. Sir, ve yavaş yavaş böyle başlıyoruz. Sağ, sol, sağ, savur. Savur. Koy yerine. Bunu savurdum. Ve giderek hızlanıyorum. Böyle, böyle. Tamam. Şimdi yavaş yavaş hızlanacağız. Neden hızlanacağız? Bak. Evet, çünkü hızlanacağız. Çünkü halay böyle. Yavaş başlar sonra hızlanır Sayın Mali Bey. Böyle. Tamam, hızlandık. Hoppa. Olmaz Sayın Valim, olmaz öyle. Gelişi güzel bağırmak olmaz. Bu halay, yani halayın kendine özgü bağırmaları vardır. Mesela tey 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 tey. Tamam, onu da söyleriz. Tey tey tey. Tey tey tey. Tey 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 tey. Hızlı olarak başlıyoruz, hızlanmışız. Hadi sağlam başlıyoruz. Sağ, sol, sağ. Savurduk. Bunu savurduk. Savurduk. Bunu savurduk. Çok güzel, çok güzel. Evet, işte böyle. Evet. Güzel. Senin elinde neden mendil var? Çünkü halayın başıyım ben Sayın Valim. Halay başları mendil. Bu durumda sen halayın başıysan, ben halayın sonundaysam, ben halayın küçüğüm. Haliyle. Evet. Ver bakalım onu. Geç oraya. Verin. Ama Sayın Fahim, yani siz daha tam olarak öğrenemediniz ki halayı, yani beceremezsiniz. Bana bak, ben eğer bu şehrin en büyük mülkü amiriysem halayın başına da ben geçerim. Hadi bakalım. Tey tey tey. Tey tey tey. Savuracaksın Sayın Valim, savurun. Evet.
Birer yorgunluk kahvesini hak ettik galiba. Niye zahmet etseniz Perizat Hanım? Rica ederim, ne demek, buyurun. Efendim, her ne kadar saraylı olsak da iki tane kahve yapmayı becerebiliyoruz, merak etmeyin. Yani ona hiç şüphem yok. Ben de saraylı hanımın elinden kahve içen ilk uşak olacağım herhalde. İnşallah kiraz görmez. Merak etmeyin, çekildi odasını. Aman iyi. Elinize sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Umarım Vali Edward ne kadar hamarat bir gelin alacağının farkındadır. Üzer Bey, akşam akşam başlamayacaksınız değil mi yine? Canım, bir şey demedim ki. Kendi utangaç üslubumla sizinle evlenecek erkeğin ne kadar şanslı olduğunu ifade etmek istemiştim. Çok teşekkür ederim yani. Bu utangaç üslubunuza rağmen bu kadar hoş İltifatlarda bulunabildiğinize göre sizinle evlenecek olan kadının da çok şanslı olacağını düşünüyorum. Kahve güzel ama, değil mi? Kahve güzel. Anneye söylemiştim, size söyleyecekti ama. Söyledi ama. Yani bir kere daha düşünecektin anne. Düşünecek pek bir şey kalmadı Perizat anne. Herkes için en iyisi bu. Peki nereye gideceksin şimdi? Gece İskenderiye'ye giden bir vapur varmış, ona bineceğim. Halam orada yaşıyor, onun yanına gideceğim. Senin hanım Mısır'da mı yaşıyor? İçimizdeki tek gerçek Mısırlı da gidiyor demek. Teyze tane. Yavrum. Sana çok alışmıştım. Ben de. Sizi hiçbir zaman unutmayacağım. Her şey için çok teşekkür ederim. Teşekkür. Hüsrev Bey. Bahtın açık olsun kızım. Teşekkür ederim. Ben... Masara söyleyeyim de seni gemiye kadar geçirsin. Ben ona söyledim, götürecek zaten. Diğerleriyle vedalaştım. Gidişimi umursayacak herkesle vedalaştım. Vedalaşamadıklarıma da mutluluk dileklerimi iletirsiniz. Hoşça kalın. Karşılaşmak dileğiyle. Nasıl görünüyorum? Vallahi heyecanlı. Onu demiyorum oğlum. Yakışıklı görünüyor muyum? Yani içlik giymiş bir erkek ne kadar yakışıklı olursa o kadar yakışıklı olur. Ya ne yapayım Ayar? Çabukça soyunabilmek için. Yani hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Allah Allah. Gören de zanneder. Hayatında ilk defa bir kadını yatağa atıyorsun yani. Öz. Doğru konuş Arakçıbaşı. Ne oluyor öyle yatağa atmak falan? Allah Allah. Sen demedin mi ya? Arzuların kabarmış, fışfırık olmuş diye. Ya ne diyorsun öyle fışfırık olmuş, fışfırık olmuş? Ben ilk defa sevdiğim bir kadınla beraber olacağım. O yüzden her şey mükemmel olmalı. Olur olur, sen kafanı yorma, rahat ol. Bana bak. Sen kokuyor muyum? Vallahi William enişteden şu anda iyi koktu kesin. Ya oğlum bırak şu William enişteyi ya. Doğru söylüyorsun valla. Nur içinde yatsın rahmetli. Amin amin. Hadi ben gidiyorum. Şu yatağı... Ya ne yapıyorsun oğlum? William işte Fatih'e okutma. Bırak şu William enişteyi artık ya. Şu yatağın içine yastık yorgan falan da olur. Hüsrev Bey'in sağ solu belli olmaz, kontrole falan gelir herhalde. Sonra Fima'ya kavuşayım derken William enişteye kavuşayım. William geliyorum.
Bakalım birazdan başına geleceklerden sonra bir daha başkalarının mektuplarını karıştırabilecek misin? Sonra sevgili olmayacak mıyız? Olacak mıyız? Yani tabii ki artık. William da ebediyete intikal ettiğini görüyor. Ya. Nur içinde yatsın rahmetli. Acı ama gerçek. Hayat bir şekilde devam ediyor. Artık hani sussak da gözlerimiz mi konuşsa? Konuşsun anasını satayım. Soyunmayacak mısın? Soyunacağım. O kalsın o. Çünkü ben onu sonra kendim çıkarmak istiyorum. Allah'ım. Rüyada mı inleyim? Sen rüyamı kabusunu göstereceğim. Efendim? Diyorum ki sen daha rüyanın en güzel yerini görmedin. Sabırsızlıkla bekliyorum. Hadi sen de soyunmayacak mısın? Ben de soyunurum. Tabii böyle yavaş yavaş tadını çıkara çıkara. Hadi soyun o zaman. Tamam. Kubur Zahir'e yaptıklarını günün birinde Olga da bana yapacak mı acaba? Şu anda kalbim nasıl atıyor bilirsen. Öyle küt. Artık soyun senden içse bastın. Tamam. Önce sana bir şey okuyacağım. Yoksa bana şiir mi yazdın? Yok. Şiir değil de mektup. Eyvah ama yani sen de takdir edersin ki biz o mektup safhalarını çoktan geçtik artık. Yok yok. Ben okumak istiyorum. Ben okuyorum. Peki. Tamam. Oku o zaman. Ahu gözlüm. Ah canım. Seninkinin yanında benimkiler köstebek bile olamaz. Tamam. Sen devam et. Ahu gözlüm. Sana her limandan yazacağımı söz vermiştim. Bu sabah Pire Limanı'na yanaştık. Emniyetim nedeniyle North Star'dan ayrılıp başka bir gemiyle devam etme emrini aldım. Ama bu... Ay çok özür dilerim. Bak görüyor musun? Yani sana yazdığım mektup yerine William'ın bana yazdığı mektubu yanında getirmişim yanlışlıkla. Ama bu mektubun sende ne işi var? Yanlış soru Emir Zahir. Asıl bu mektubun benden önce sende ne işi var ve bunu benden neden sakladın? Ümmü bak açıklayabilirim. Sana söyleyecektim ama. Ne zaman Emir Zahir? Ne zaman? Seninle birlikte olduktan sonra mı? Kaç sene sonra mı? Ümmü İnan bana ben sadece... Hiç utanmadın değil mi? Hayır utanmayı bir kenara bırak. William öldü diye ben acı çekerken yüreğin hiç cız etmedi değil mi? Ümmü bak açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın Emir Zahir? Neyi açıklayacaksın? Sevdiğin insanın acı çekmesini umursamayacak kadar bencil olduğunu mu? Yoksa yas tutan bir kadının birdenbire koynuna gireceğine inanacak kadar aptal olduğunu mu? Ümmü ben sadece... Ben yerinde olsam açıklamalarımı biraz sonra... Bu odaya girecek kitap halkına saklardım. Ne? Ne? Cuma ne diyorsun? Cuma! Cuma kapıyı! Sen de bağırtmasana kızı bu kadar. Emre Zahir. Yavrum ben. Lüme. Sus. Beyzat anne. Ne olur. Baban öldürür beni diyorum ya. Bahsettin sen demiyordun ölen mi ölünmez de. Ne orada işte. Lütfen. Allah'a yavrum ben. Lüme.
mı girdi? Açayım da kendi gözlerinizle görün. Ne bu? Ne oluyor lan bile? Allah göründüğü gibi değil. Gel buraya. Getir. Gel buraya. Anlatma kızlara. Sorma babacığım. O benim şimdi kapımı tıkırdattı. Ben de merak ettim. Bir baktım böyle kapının altından bir kağıt atmış. O kağıtta da diyor ki aşağıda seni bekliyorum gel diyor. Geldim ki bu halde. Öldüm lan sen. Ne yapıyorsun kızım? Sen yapmayın ne oluyor? Sakin olun sakin olun. Hacı sen olacaksın. Ya bırak. Hacı sen yapmayın ne oluyor? Bırak ben. Keseceğim o horozun emliğini ben. Kes baba kes. Allah'ım. Oğlanın yatağının içindeki korkunç hali hiç gözümün önünden gitmiyor. Hima kızım sen de asın zır değilmişsin vallahi. Ama Nebiz anne hak etmedi mi? Evet. Tamam da Allah korusun. Hüsrev Bey'i tutmasaydık öldürüverirdik çocuğu. Merak etmeyin Perizet anne. Babam çok iyi bir askerdir. Silahsız bir düşman öldürmez. Hayır bir de kalkmış bana söylüyor, bana anlatıyor. Yok diyor ki Hüma beni şöyle arzuluyor. Beni Hazdın şaikasında böyle böyle bulutların üzerinde gezdirecek falan falan. Ayıp, ben de onu dedim, ayıp dedim. Öyle şeyler düşünmez dedim, Hüma dedim. Tevekkeli düşünmemişti, değil mi? Neyse canım boş yere üzüldük. Benim hayatta ya ötesini boş ver. Hüseyin Bey buralarda değil, değil mi? Aa, kim bu ya? Aa, Emir Zahir'miş. Giyinik geldi o zaman. Alçak herif. Bir de kardeş olacaksın. Sen de. Hüma. Biraz konuşabilir miyiz? Aa, tabii Emir Zahir. Sen odaya geç soyun ben hemen geliyorum. Anlaşıldı. Önererek dilinizden kurtulamayacağım. Merak etme. Babam buraya gelirse korktuğun kadar beklemeyeceksin. Ulan Oruç. Ben sana demedim mi Hüma'nın yanına 5 arşından fazla yaklaşmayacaksın diye. Mirim ne oluyor Allah aşkına? 2 çift takı diyecektim. Ayara. Bana mı? Ben niye duymadım? Hüseyin Bey, Hüseyin Bey ne olursunuz. Anlattı işte Hüma yani. Bir yanlış anlamı olmuş. Ne olur tamam artık. Ferizat Hanım. Bırakın biraz korksun da böyle abuk sabuk şeyler yapmasın. Ne demek o başkasına gelen mektubu alıp saklamalar filan. İyi günler efendim. Vali Wilson'dan mesaj getirdim. Mesaj ne mesajı? Sayın valim eğer müsaitseniz sözlenmenize 48 gün kalmasını kutlamak için bu akşam size gelmek istiyor. Hadi. 48 gün kalmasını kutlama ne demek? İngilizlerin böyle bir adeti olsa gerek. Rızat Hanım. Ya işimiz gücümüz var diyelim. Nereden çıktı bu şimdi? 48 gün falan. Sabun gitsin şuna ya. Olmaz. Söyle. Tamam. Solcu evladım Bali Bey'e seni bekliyoruz. Peki efendim. Yani bir bu eksikti. Vallahi bu horozu dövmedim diye elim kaşınıyor. İnşallah şu vali bir densizlik yapmaz da hıncımı ondan çıkarmam. Tamam hadi. Hadi biz de şu hazırlıklara başlayalım hadi. Gel. Buyurun kime bakmıştınız? Şey, ben giderken burada size bir şey bırakmış idim. Acep ona iyi baktınız? Sormaya geldim. Ne bıraktınız beyefendi? Kimsiniz siz? Şey. Sizin de bende bir şeyiniz kalmış idi. Ama merak etmeyiniz. Ben de ona çok iyi bakmışımdır. Hem de daha da büyütmüşümdür. Neyi büyüttünüz? Siz kimsiniz beyefendi? Neyi olacak Hüma? Tabii ki aşkını. Bilim. Ve artık kocaman olup kalbime sığmayacak hale gelince de onu sana getirdim. Çok özledim seni sevgilim. Peki bu halin tanımlamak için mi? Evet.
gizli teşkilata çok sığ ettim sevgilim. Onlar da beni İstanbul'a geri gönderdiler. Fakat bu sefer ticaret için gelmiş Kayseri Tomarza doğumlu Ermeni asıllı Amerikalı Artin olarak. Unutma Ahu gözüm. Artık ismim Artin. İsmin ne önemi var ki, ben seni seviyorum. Aşkım. Bu dünyadaki tek aşkım. Aşkım. Tek aşkım. Kimmiş Umar? Merhaba Fevzat Hanım. Nasılsınız? Merhaba. Benim geldi Fevzat anne. Ne olmuş ona böyle? Hiç, sadece Artin olmuş. Gel bir tek casus bir sarılayım da. Ay canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. O kadar heyecanlıyım ki, o kadar heyecanlıyım ki Daisy. Bil bakalım neden heyecanlıyım? Bilemedin değil mi? Neden heyecanlıyım biliyor musun Daisy? Perizat Sultan'a acayip bir sürpriz yapacağım. Perizat Sultan'a öyle bir sürpriz hazırladım ki... ...havadan uçan beş kapalı eşek görse daha şaşıracak. Come in. İstediğiniz kostümü bulduk efendim. Sürprizim tamamlandı şimdi Daisy. Ver bakalım. Geliyorum Prezant Sultan. Asker sen niye duruyorsun? İçini doldurtmadan get out. Yes sir. Surprise. Yunanistan'dan Amerika'ya giden gemiye binmek üzereydim. Tam o sırada North Star gemisinin battığı haberini aldım. Gerçi Hüma'ya mektup yazmıştım ama... Ama bir aksilik olur da mektubu almaz diye korktum. Beni de belki o gemide zanneder diye. Dayanamadım geldim. Hayret yahu. Hakikaten bir aksilik olup mektup eline ulaşamadı. Değil mi abi Yürüyür? Senin başına bu gidişle bir aksilik gelecek ama dur bakalım. Ortadan kaçtım. Ben artık izninizi rica edeyim. Nasıl olsa artık buralardayım. Tekrar uğrarım. Gitmeyin bu akşam. Valiyle kutlama var. Siz de kalın. Ama valide gelecekse... Ay, ne tanır diye mi? Biz tanımadık. O nereden tanıyacak? Gelin de kalsın değil mi Hüseyin Bey? Ne dersiniz? Tabii kalsın. Ben bu horoza karşı bir çift fazla göz hiç de fena olmaz. Horoz kim? Anlayamadım. Ha şöyle. Anlamışsan da olur. Anlayamadım zaten. Kovacı eşkıya. Bastıkça sopayı bağırıyor feryat figan. Alam, alacığım ha diye. Öyle. Aslında bunlardan böyle 5-10 tanesini topluca Taksim meydanında hadım edeceksin. Bundan sonra yollayacaksın devletli padişahımızın haremine. Görecekler o zaman. Değil mi? Ha? Ha? Bu bayağı şarap. Hani son bir şişe şarabımız kalmıştı. Tencere şarabı. Ne demek tencere şarabı? Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Alıyorsunuz bir tencere. İçine üzüm sirkesi koyuyorsunuz, biraz daha alkol, iki dakika karıştırıyorsunuz, oluyor size tencere şarabı. Midemiz bozulmasa bari. Yok efendim, bozulmaz. Vali Edward bile midenizi bozmadıktan sonra hiçbir şey bozmaz, korkmayın. Ayar. Nişanlının Vali Edward gelmiş olabilir. Selamünaleyküm sultanım. Ne yaptın sen kendini böyle? Surprise. Biraz sonra içeride asıl Edward'ı göreceksin. Ay, ama... Şaşkınlığını hepsini harcama sultanım. Biraz sonra daha çok fazla lazım olacak. Everybody selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Sizin harf ve adetlerinize ne kadar hızlı adapte olduğumu göstermek istiyorum sultanım. Meydanı boşaltın. Müzik. Ne
Bak. Yes, surprise oldu. Demek duyduklarım asılsız değilmiş. Bir Türk yüzünde Türklerin bu kadar etkisi altına girdiğinize göre artık bir İngiliz sayılmasınız. Sir. Sizi görevinizden alıyorum. Turko Edward Efendi. Sir. Artık vali değilsiniz. Lord. Konu kapanmıştır. Oynama devam edebilirsiniz. Bay Edward. Şerefe. İşimiz kalmadı. Bu hiç iyi olmadı. Ha, neden? Kurtulduk işte, ne güzel. Neden kurtulduk? Edward'a istediğimiz her şeyi yaptırabiliyordum. Yeni gelecek olan vali nasıl olur bilmiyoruz. Perizat anne doğru söylüyor. Gelen gideni aratır derler bir de neticede. Bu hiç iyi olmadı. Bu kim böyle alacaklı gibi? Ayağı kopuyor bak. Britanya İmparatorluğu Savaş Bakanı Sir Henry'nin talimatıyla Müttefik Kuvvetler Valiliğine atanan Albay Jerry Coldwell'in emriyle konağınıza ek konulmuştur. Konağınız Müttefik Kuvvetler'in İstanbul'daki görevi bitene kadar askerlerimize konaklama ve rehabilitation merkez olarak kullanılacaktır. Evi eşyalar ile beraber terk etmek için sadece bir haftanız vardır. Bu bir emirdir ve yüzünüze karşı okumuştur. Olaydan bir hafta sonra Cezzar'ın bahçesindeki silahlar bulundu. Cezzar ve adamları, Deli Saraylı'yı ve ekibini annesinin Hasköy'deki baba evinde kıstırdı. Asılacakları gün Mudanya Mütarekesi imzalandı. Ve Refet Paşa'nın askerleri İstanbul'a girerek İngiliz hakimiyetine son verdiler. İstanbul işgalden kurtarılmış, yeniden Türklerin eline geçmişti. Deli Saraylı ve ekibi özgürlüğe artık. Çocuklarının işte benim ülkem diyecekleri bir ülkeleri olmuştu üstelik. Perizat ve Hüsrev'in düğününde yeniden bir araya geldiklerinde Ayyar hırsızlık masasında bir komiser olmuştu. Emir Zahir ise mazbut bir evlilik yapmış, hac malzemeleri satan bir dükkan açmıştı çarşamba semtinde. Hüma babasının evliliğinin ardından Berlin'e annesinin yanına gitti, bir daha da dönmedi. Dilruba ise Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde dekanlığa kadar yükseldi. Masar, İETT'de şoför olarak iş bulabildi. Ahraz ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde.
Kiraz'la aşçı evlenip bir sürü küçük hesap daha yaptılar birlikte. Lebriz Hanım ise Atatürk'ün kadınlara oy hakkı verdiğini göremeden ayrıldı aramızdan. Hepsi küllerinden yeniden doğan ülkenin çimentosu olmuşlardı. Ve Deli Saraylı ve ailesi birer kahraman olarak tarihteki yerlerini aldılar.